Evet. Şimdi Atakan'la Yusuf durup dururken bir tartışma yaşıyorlar. Çünkü Atakan Yusuf'a diyor ki bir saat sonra seninle konuşacağım diyor. Gerilim büyüyor. Hatta karşı takıma Hikmet'e kadar yansıyor, izliyoruz. Bir saatim var ha Yusuf. Bir saat. Bir saat sonra konuşacağım. Neye bir saat var? Tutuyorum. Daha kalın bu. Ne bir saatim var ya? Sen o lafı nasıl dersin ya? Çok daha farklı. Ben konuşacağım. Şimdi değil, canımsınız şimdi. Ben seninle kavga etmek istemiyorum Atakan. Tamam, canımsınız İstediğin şimdi. Yap. Kavga edersen büyük kıyamet koparım. Allah için. Lafı diyemezsin yani. Bak, tamam, benim canım. Hepsi senin olsun, hepsi senin olsun. Her şey yap, tehdit. Bir daha o lafı bana söyleme. Bak, bir daha da bana babam, hiçbir kelime etmiyor. Benim annemlerin bağırsın, hiçbir kelime niye yollamadı? Hiçbir kelime etmiyor. Bak, bana bak, hiçbir kelime etmiyor. Benim annem babam, benim bu yaşıma kadar birileri bana tehdit etsin, birileri bana bağırsın diye. Annem babam da başkasına aile deme dedi. Ben sana ailem diyor. Burada kaçtır benden, bana bağırıyorsun, çağırıyorsun, dönüyorsun özür diyorsun. Uzan özür dilerim. Sen de o lafı diyemezsin. Ben özür dilerim. Seninle kavga ederim, özür dilerim. Ama o lafı diyemezsin. O lafı nasıl dersin? Sen nasıl bir şey dedin ya? Sus. Şimdi değil, şimdi değil. Susar mısın? Sabahtan beri kavga etmeye yer arıyorsun. Aynen, şimdi öyle oldu. Ya oğlum, sen kardeşim dediğin adama durmadan bağırıp çağırıyorsun. Sen, ben sana ne diyeyim başı? Yanında olmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Tamam, sen o lafı dersin. Hiçbirimizin umurunda değilim diyorsun bundan sonra. Sen onu nasıl diyorsun? Yani sen o lafı dersin. Atakan, o lafı git kendi doğrularınla yaşa kardeşim. Tamam, sen de kendi doğrularınla yaşa. Atakan, ben senden 50 gömlek adamlarla çarpıştım, biliyor musun? Beni böyle gaza getirmeye çalışma. Beni mi çarpacaksın? Yok, seni çarpmam. Çarpmama gerek yok. Kardeşim gibi bunlar. Çarpmam seni. Ne yani gazası? Neyini gaza getireyim ya? Atakan sus ya. Bunu bana yapmam onları. Ya oğlum, bak atlarım üzerinde. Şimdi beni deli etme ha. Atla. Vallahi deli etme atlarım üzerinde atla. Ha. Atla. Atla. Ama kısa yani mesela. Atla abi. Atlarım değil mi? Atla. Ben öyle yapıyorum çünkü. 3, 2, 1, go. Yazık abi, ne diyeyim yani. Bana bunu diyor ya adam. Yok ya, sen ne dedin? Senin dediğin cümleye bak ya. Atakan. He. Evet, sen de öyle. Gayrı kutmak Cemilem, nasıl sen de biz bu işe. Dağılıyor kendisi, kendisi söylemeyin ya. Sana ne oluyor? Söyleme şarkı ya. Sakın o mantık oyunu oynuyor. Allah Allah. Ne oluyor sana ya? Lan ne dağılıyor işi? Adam gibi dur ya. Sen bak, adam da seninle öğrenecek değilim. İşine bak sen, işine bak. Harbiden çocuğa bak ya. Oğlum sen çocuk musun ya? Dalga geçiyor. Sen çocuk musun? Allah Allah, biz mutluyuz abi, mutluluğumuzu böyle yaşıyoruz. Hayır. Gayrı kopak demiyle nasıl edelim de biz bu işe. Ya bir şey söyleyeceğim. Hani böyle şeyde, pazarda oyuncaklar satılır, açarsın oynar, sonra durdurursun, sonra açınca yine oynar ya. Hadi! Şimdi Hikmet Riya'yı oynatıyor. Riya dünya tatlısı bir kız. Oynuyor. Atakan laf alıyor, Riya böyle duruyor. Tamam mı? Sonra Hikmet arkadan kapatıyor. Sonra tartışma bitiyor. Hadi kız oyna diyor. Ya var ya, bence burada hiçbir şey yok. Ya dediğim gibi Atakan biraz bulaşmak istemiş, onu söyleyeyim. Tartışmaya gelince de yorumum şu. Bir kere olayın geldiği noktaya bakın. Yani çok imkansız güzel. Ailemden çıkıp Yusuf'un ettiği laf da çok yanlış. İşte ben senden 50 gömlek, yani senin ağababalarınla ben çatıştım. Aba altından sopa gösteriyor. O da yanlış. Sana demiyorum. Kardeşin değil mi? Ama diyor. Aynen. Ama Yusuf'un da burasında. Bak onu da söyleyeyim. Hani artık yeter. Ben seninle burada hani kimse yanlış anlamasın, velisi gibi uğraşmaktan sıkıldım artık tadında bir Yusuf izliyorum ben. Hani Yusuf da haklı. Evet. Ya şimdi şeye de takılıyorum. Aralarında bir samimiyet var. O yüzden böyle kesin de yargılamak da istemiyorum cümlelerde. Çünkü yakın arkadaşlar arasında böyle sert şeyler de söylenir. Çünkü karşı taraf kaldırabilir bunu. Bu tat da var ama artık o tat kabak tadı vermeye başladı bence. Yani Yusuf da sıkıldı, Atakan da sıkıldı. Hani nasıl çok iyi dostluk, nasıl imkansız ailem? Ben size sormak istiyorum. İmkansız ailem dediği gün eleştiriyordum, hatırlıyor musunuz? Evet. Kimse kimsenin imkansız ailesi olamaz. Ben seni çok severim, sen beni çok seversin de... Aile başka bir şeydir. Aile, ben ona takıldım. Böyle büyük konuşmamaları lazım arkadaşlarım vesaire demiştim. Bir sürü de tepki almıştım. Ne demek? Onlar iyi arkadaş olabilirler. Dünyanın en iyi arkadaşı da olabilirler. Hiç kimsenin imkansız ailesi olamaz demiştim. Ve ben hala arkasındayım işte. Al, bir araba girdi araya, bir bilmem ne girdi. Ne olduğunu bilmiyoruz. Birinin özlemi vesairesi, düşmesi, kalkması, yükselmesi, alçalması derken al imkansız aileden dediğim gibi bile neler konuşuyorsunuz. Öyle kolay olmuyor işte imkansız. Ya bence burada başlama noktası çok önemli. Hani Atakan'ın Yusuf'a bir saat sonra konuşacağım, görüşeceğim seninle demesi. Yusuf'a söyle, yani Yusuf değil,
Hani bir erkeğe söylenecek bir şey değil. Onu tehdit olarak algılıyorsun ki zaten Yusuf da diyor ki ailem beni bu yaşıma kadar tehdit alayım işte bilmem ne olayım diye getirmedi. Yani Atakan'ın böyle bir şey dememesi lazım. Bir önceki VTR'de yine Emre'ye öyle bir şey var. Şimdi çarpacağım ne kafam atacağım öyle bir şey söyledi. Yine şimdi Yusuf'a söyledi mesela ne kadar yakın olursan ol, ne kadar samimi olursan ol. Ama şu an Yusuf bunu almış, fark et bunu. Çünkü sen bunu aldığında herkes bunu fark etti ve herkes sana iyi konuştu. Atakan'ın sorunu var, Atakan hasta ya da Atakan psikolojisi kötü falan. Herkes bunu yapmışken Yusuf'u da biraz anlaması lazım bence. Ama ben yine de Yusuf'un bu Atakan Yusuf krizini çok iyi yönettiğini düşünmüyorum. Yani Yusuf'un ben, mu? Evet. Ya ben Yusuf'tan biraz daha Atakan'a yapıcı olmasını beklerdim. Yani o sanki ama bazen hani benim düşüncem bu. Yusuf sanki kendi hedeflerinin doğrultusunda Atakan'a da yaklaşıyor. Nedir o hedef? Şampiyonluk. Yani bu doğrultuda da yaklaşıyor. Böyle hani hiçbir zaman Atakan'ı böyle alayım o çukurdan çıkarayım tadında değil. İyi de bu adam bir şey var yani. Yani bu adam tadında. Onun için gelmedi ki. Yok, bak yani, şimdi bilmiyorum. Atakan benim ailem diyor ya. O benim imkansız ailem diyor ki. Öyle bir şey olsa anne olur, baba olur. Sonuna kadar her hatasını arkasında olur. Kardeş olur, durur. Ama o bir yarışmacı. Yani kusura bakmasın Atakan'ın söylediği gibi imkansız aile falan değil. O onun arkadaşı. Bir sabreder, iki sabreder, can ciğerdir, üç sabreder. Kardeş gibi görür, beş sabreder. Ama bu da insan yani. Ama tripler çok çocukça olduğu için. Hani evet. Bence Yusuf da orada bocalıyor. Yani anlamıyor ne demek istediğini, ne yapmak istediğini. Şaşkın hani, çünkü. Bu iki arkadaşın. Olumsuz bir resleşmesi değil. Sanki daha çok böyle daha ufak yaşta bir çocuğun bir abisine karşı bir tribi gibi geliyor bana. O yüzden Yusuf da zaten anlam veremiyor. Bence Yusuf da bu zamana kadar donmuşluk olduğu için artık bir yerden sonra patlama oldu. Ve ben burada ne Yusuf için ne Atakan için de ikisinden birinin haklı haksız diye bir ayırt edemem yani şu durumda. Ama gerçekten ne olursa olsun bu hayatta işin ucunda bir para varsa... Araya giren bir para varsa... Çıkar varsa diyelim. Çıkar aynen. Varsa veya maddiyat varsa. Maddiyat varsa işte yanlış anlaşılmalar, alınganlıklar, arkadaşlıkların bozulması, işte yeri geliyor ailede bile bunlar bazen sıkıntı haline gelebiliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Kimsenin niyeti parayı işte arabayı bölüşmeyelim, işte bölüşelim değil. Atakan'ın orada bir açıklama yapmaması, oradaki şartlara göre Yusuf'un bu durumu yanlış anlaması vesaire olayları bence bu boyuta getirmiş. Kimsenin evet. Orada kötü niyetle yaklaştığını düşünmüyorum ama Survivor şartları o kadar zor ki ister istemez zaten normal gündelik hayatında bile kafanda kurduğun birçok şeyi Survivor'da başka bir boyuta taşıyorsun. Oradaki şartlara göre de Yusuf'un bu durumu fazla yorumladığını da düşünebiliriz. Ona göre de çok yakın arkadaş oldukları için evet. De birbirlerine istem dışı fazla yükselebilirler. Bu Seda ile Hikmet için de geçerliydi. Daha iki gün önce konuştuk. Birbirlerine o kadar fazla bağlılar ki ne kadar kötü söz söyleseler de ya da çıkışsalar da bu durumu hemen kapatabilirler diye. Atakan ile Yusuf'un biraz daha farklı olmuş bu durum. Ne yazık ki. Hani eskiye dönerler mi? Bu bir süreç isteyebilir. Ama mutlaka Yusuf'ta da artık Atakan'ı alttan alma olduğu için bu zamana kadar. Çünkü Atakan psikolojik açıdan bu zamana kadar çok fazla şey yaşadı. Yusuf'ta da dolmuşluk vardır. Ama ikisinin hakkında hayırlısı olsun. Evet. Ben Atakan'ın birazcık daha geri adım atıp tekrardan özür dileyebileceğini düşünüyorum. Ama bu saatten sonra Yusuf için düşünceler ne olur onu da göreceğiz. Ben mesela bunun aynı şey olmadığını düşünüyorum. Damla'nın bahsettiği şeyin olduğunu düşünmüyorum. Hani iki arkadaş samimi arkadaş falan filan. Mevzu bu değil zaten. Mevzu Yunan yarışmacılar da dahil. Bütün takımın bu durumdan rahatsız olması. Yani mutlaka sadece aralarındaki herkes şey rahatsız oluyordur. Atakan'ın mesela Dalakan'ın belki şu an uzak durması Atakan'ı üzüyor olabilir. Atakan'ın son dönemlerde hiç oyun alamaması yıpratmış olabilir. Evet. Annesini özlemesi ya bir sürü sorun var mesela orada yaşadığı. Ama bu sadece Yusuf'a karşı değil. Öyle bir sıkıntı var. Seçmelerde evet. Sıkıntısı var, diğer arkadaşlarına sıkıntısı var. Dans eden Riya'ya karşı bir sıkıntısı var. Şarkı söyleyen Hikmet'e ki herkes sevinir istediğini yapabilir. Yok ben de aynı fikirdeyim yani zaten. Bu ben Yusuf'un alttan alması konusunda bir tek Yusuf'un da olduğunu sadece şunu yapabilir. Bunca zaman yaptığı gibi o topu biraz daha diğerlerine göre göğsünde yumuşatabilir. Ama baktığın zaman Yusuf'ta da artık 1,5 ay kalmış. O da aynı yoluna bakması lazım. Evet. Ben de aynı şeyi söyledim. Sana bir konuda çok katılıyorum. Mesela etrafımızda hep insanlar konuşur. Ya dedem bir öldü, bütün aile karıştı. Dedem bizi böyle tutuyormuş. Ne kadar önemli evet. Bir adammış. Ya işte babaannem rahmetli oldu. Kadın bütün aileyi böyle avucunda tutuyormuş. Aslında tutuyordu ama o babaanne ya da dede gidince miras kavgası başlıyor ya ailede. İşte aile ondan bölünüyor arkadaşlar.
İşte çıkar ve maddiyat da aslında böyle kötü bir şey. Tabii bu konuyla ne kadar alakalı, alakasız aklıma gelmişken söylemek...